Hazreti Süleyman'ın imtihanı nasıl oldu? Yakışıklım, benim anladığım bir süre tahtının üstündeki kendi cesedini Allah ona seyrettirdi, karşısına geçip. Bir süre. Zaten ayette de söylüyor Allah, tahtın üstüne bir ceset bıraktık diyor. Ve Süleyman tabii çok korkuyor yani Allah'tan. Allah korkusunu artması için. Ayette Sad suresindeydi değil mi? Onu bana göndersinler. Sad suresi. Evet, Sad suresi 34-35. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik, denedik. Eğittik yani. Tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Süleyman'ın cesedi. Sonra eski durumuna döndü. Yeniden geldi, kendi bedenin içine girdi. Süleyman. Evet. Bak arkası ne diyor? Rabbim beni bağışla. Bak Allah nasıl korkutmuş, görüyor musun? Ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Acayip neşeleniyor. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Karşılıksız armağan edensin. Herhalde Allah alem, benim kanaatim, o biraz içine döndü. Mürşit olmadan madde olmaktan çıkacak bilgi ona verildiğinizi tahmin ediyorum. Madde olmaktan çıkacak bilgi verildiği için onu düşünerek bedeninde uyguladığını tahmin ediyorum. Uygulayınca bedeninden çıktı ve kendi bedenini seyretti. Bu da tabii onu çok korkutmuştur. Yani çünkü Peygamberimiz de dua diyor Peygamberimiz. Ya Rabbi beni güzel bir çıkarışta çıkar. Güzel bir girişte de geri girdir. Ama diyor bak beni katından bir sultanla destekle. Yardımcı olma. Ama Süleyman'ın yanında o an yardımcı olacak birisi olmadığı için orada kaldı yani. Ve gördü ve o şiddetli korktu. O an işte Allah ona yardım etti. Yeniden kendi bedenin içine girdi. Evet, olay bu yani. Ama o bayağı alışmış öyle şeylere, benim gördüğüm. Cinlerle iç içe, şeytanları çağırıyor. Adamlar eşek gibi diziliyor şeytanlar. Tabii yüzün içine çıkın diyor. Adamlar çıkıyor yüzün içinden. Diziliyorlar. Eşek gibi çalıştırıyor onlar. Tir tir de titriyorlar. Geri girin içine diyor yüzün. Yüzünün içine giriyorlar. Vurup kafayı yatıyor. Maşallah. Şimdi o yüzük bulunacak. Ama mangal gibi yürek gerekir onu parmağa takmak için. Tabii Allah'ın korumasıyla yapılabilir. Çünkü bak kaç bin yıllık cin var içinde yani, düşün. Babadan oğula yaşamışlar, onun içinde yaşıyorlar. Yakut yüzüğün içinde yaşıyorlar. Bir de terbiyeli cinler bunlar. Yani herhalde normal bir adam aklını hatırlıyor. Alıştırmak lazım, o kolay bir şey değil yani, yavaş yavaş olması lazım. Benim kanaatim insanları önce duman haliyle alıştıracaklar gibi geliyor bana bu konunun ustaları. Duman haline bence alışırsınız, alışırız duman haline. Evet, onda ben bir şey meydana, yani bir panik, korku olacağını zannetmiyorum. Azot dumanı gibi yani yerde duman şeklinde yayılıyor. Muş, yani öyle diyelim. Efendim, ondan kimsenin korkacağını zannetmiyorum. Ama tabii deneyerek olabilir. İnşallah. Sonra ikinci safhada şekillenmeye başlıyor. Yani eğer şey yapabilir. Sonra kalkıp ayakta normal insan haline geliyor. Eğer istemezsen de yeniden yine eriyor. Duman haline gelip yok oluyor. Ona ektoplazma diyorlar. Bir şey değil yani böyle, yani tüpe konan, denenebilen falan bir şey. Yani maddesi bilinemiyor. Madde olmayan madde. Ektoplazma denen şey. Yani ne olduğu belli değil yani. Gaz da değil efendim. Esir gibi. Esir gibi, evet. Esirin bir şekli. Esirin bir tezahür şekli. Yani şey yapılan bir şey yani tıbben, yani kimya bir laboratuvarda falan
kontrol altına alınabilen bir şey değil, madde değil. Çünkü azot falan bir şey. Evet. Oksijen bir şey, bu böyle bir şey değil yani. Yok oluyor, şey yok. Yani o kadar basit. Peki.